Herkese merhabalar. Yanımda Afife Hanım var. Afife Hanım iki gün önce ameliyata girmeden poz vermiştik. Evet. Şükür çıkarken de video çekebiliyoruz. Zaten emindik değil mi güzel geçeceğinden? Hocam her zaman emindim. Çünkü sizi bir senedir falan zaten takip ediyorum. Ameliyat olmak için gerçekten çok büyük araştırmalar yaptım. Ama en doğru adresi bulduğuma %100 eminim. Zaten hani gördüğünüz gibi daha iki gün oldu. Gayet ayağa kalkabiliyorum, yemeğimi yiyebiliyorum, hiçbir problemim yok. Sanki hiç ameliyat olmamış gibi bugün hissediyorum. Bugün eve gidiyorsunuz. Evet, ve bugün taburcu olacağım inşallah. İyi hazırlandık. Evet. Ve bir gün hastalara anlatıyorum her zaman. Bir günde alınan bir karar değil değil mi? Hocam asla değil. Dediğim gibi yani bir senedir takip ediyorum. Zaten hani hocamızla görüşme yaptığımızda da öyle hani bugün geleyim, yarın ameliyat olayım gibi bir şeyiniz olmuyor yani asla. Çok güzel bir hazırlık süreci bekliyor bizi. Diyeti, eksikleri tamamlama. Check-up, işte kandaki eksiklikler falan filan derken bir nereden baksanız bir 3 aydır filan sanıyorum hazırlanıyoruz. Hani yanlış hatırlamıyorsam. 2-3 ay oldu size. Tabii olmuştu. Hani ön görüşme, önce bir ön görüşme yapıyoruz hocamla. Ondan sonra zaten bir check-up sürecimiz oluyor. Check-up'ta çıkan eksiklikler de tamamlandıktan ve diyet yapıldıktan sonra da operasyon günü geliyor. Evet. Afife Hanım uyku apnesi hastası. Hı-hı. Özel maske kullanıyor gece yatarken. Ayrıca reflü de şikayetleri vardı. Evet. Ama o hazırlık döneminde bile onlar düzelmeye başladı hocam, değil mi? Hocam özellikle reflü diyetle beraber yani kesinlikle hani uyurken bir sorun yaşamadım. Uyku apnem de sanırım o da diyetin etkisiyle beraber. Tabii ki oluyordu ama... Çünkü diyetle bir 5-6 kilo verdik, onun bile etkisi oldu. Evet, 5-6 kilo verdim. 111 kilo filandım sanırım sizinle ilk görüşmeye geldiğimde. 105 kilo. 104-105 kilo ile ameliyata girdim. Bir sene sonraki beklentimiz de 70 kilo civarı. İnşallah tabii ki. Tabii ki boyunuza tam uygun bir kilo. İnşallah. Vücut kitle endeksi 38'di bu arada başladığımızda. Bugün kahvaltı da yaptınız. Bugün kahvaltı yaptım. Etimek yedim. Krem peynirimi yedim. Gayet yiyebildim. Evet. Yavaş bir şekilde. Hiç rahatsız olmadınız. Hiç problemim olmadı asla. Evet. İlk iki hafta püre şeklinde beslenecek hastamız. Tüp mideyle farklı olarak. Sonra yumuşak gıdalar. Bir ay sonra ben nasıl besleniyorsam siz de o şekil. Ama ufak porsiyonlar ve yavaş yiyerek ve sık öğünlü besleme tarzı şeklinde. Bunu tabii biz yani eğitimini ve şeyini veriyoruz. Evet. Kitapçık veriyoruz. O kitapçığa uymanız gerekiyor. Güzel geçti. Problem olmaması bizim açımızdan da çok güzel oluyor. Anlatacak çok fazla hocam, bir şey olmuyor. Kesinlikle. Ben çok teşekkür ediyorum size ve ekibinize. Hem çok ilgilendiniz bu sürece, beni çok iyi hazırladınız. Bütün korkularımı giderdiniz diyebilirim. Hemşireler ilgilendi. Aşırı iyiler, aşırı tatlılar. Didem Hanım'a da buradan sevgilerimi ileteyim. Acayip rahatlattılar yani bu süreçte. Hiçbir korkunuz olmasın hiçbir şekilde. Çünkü hani anlayabiliyorum, insan korkuyor. Ameliyat deyince tabii ki hani her ameliyatın bir riski olabilir. Ama hiç korkulacak bir şey yok. Ben hocama sonsuz güvendim ve çok mutluyum. Çok teşekkürler. Her zaman hastalara diyorum, obezite cerrahisinden değil, obeziteden korkmak gerekiyor. Asıl korkmaları gereken hazırlıksız operasyonlar. Tabii. Aceleye getirilen operasyonlar. Orada her zaman bir kafada soru işareti olmalı. Neden bu kadar acele var diye. Onu da hatırlatmadan geçmeyeceğim. Herkese çok teşekkürler. Size de çok teşekkürler. Teşekkür İyi yolculuklar. Çok teşekkür ediyorum. 6 hafta sonra ilk kontrolde görüşeceğiz. Görüşürüz hocam. Teşekkürler. Sağ olun.